eşiği buldum. Hadi bakalım. Vay nasıl ağırmış. Sen ne yapıyorsun öyle? Sana bir... Çıkış yolu. Bu seni bile taşır. Ha, teşekkürler. Hey, sence bunu keşişler mi yapmış? İmkansız. Makara sistemine benziyor. Ha, hazineyi kaldırmak için mi? Bir şey kaldırmak için. Bunu kaçırmış olamam. Demek ki beraber bulmamız gerekiyordu. Ha, çok romantik. Sence bunu keşişler mi yapmış? İmkansız. Makara sistemine benziyor. Ha, hazineyi kaldırmak için mi? Tırmanabiliriz. Geliyorum. Dondum be. Tamam. Pek de iyi bir fikir değil de. İşimiz bitmedi. Önden buyur lütfen. Gir. Ah!
Nathan! Buradayım! Şey ya, kayalık şeyi kırıldı. Gelip durmakta çok çok yetenekli. Özellikle kayalıklarda. Bir de bana sor. İyi misin? Evet. Evet, söylediğim gibi. Evet, evet, evet. Tamam, bekle. Bu durum genetik herhalde ha? Belki de. Buradan senin yanına gelemem. Oh, başardın. Ben ellerimi hissetmiyorum. Kanamada o kadar bir yaşayınca kanım incelmiş anlaşılan. Bekle biraz. Çıkaracağım seni. Evet işte oldu. Bensiz ne yapardın ha? Muhtemelen evde. Sıcak kakao içmek. Çocuk musun sen? Şu an sıcak kakao istemiyorum deme bana. Şey yani evet. Kesinlikle. Hey, şuna bak. Hemen şurada. Kayalıklardan geçit yok. İçeriden dolaşalım. İyi fikir. Hadi bakalım. Tanrım. Biliyorum. Umarım bu salaklarla işimiz bitmiştir. Evet.
Tamam, bittiler. Umarım bu salaklarla işimiz bitmiştir. Hey, dikkatli ol. Patlamadan sonra zayıflamış olabilir. Kim kazı yapar ki? Paralı askerler. Ama bence Rafe doğrusunu bilir. Hey Sam, yardım etsene. Dur. Ya tüneli ayakta tutan tek şey buysa? Öyleyse özür dileyeceğim. Hadi. Bak işte, sıkıntı yok. Evet, sonunda. Bence sağlam. Hey, çok dikkatli ol, tamam mı? Siktir. Dikkatli ol demiştim. Teşekkürler. Adama. Tamam, iyiyiz. İyiyiz. Mağaraya girmek üzereyiz. Mağara mı? Evet. Bir süre bağlantı kopabilir. Merak etme. Peki. Senin için lambayı açık tutuyorum. Peki. Sonra görüşürüz. Başardık. İyi yol geldik ama. Bakalım Avery bize ne bırakmış. Şu Shoreline'ci herifler hemen mağaranın yanında. Evet. Ama bence önce biz geldik.
Hadi. Buradan. Mükellef bir kahvaltı etmediği mi iyi olmuş? Korkunç Aziz Dismas heykelleri. Bak. Basamak oyulmuş. Bak. Nathan, artık korsan mağarasındayız diyebiliriz. Oo, şu şey kapı mı? Evet, öyle gibi. Gel. Şuna bak. Biraz kaygan gibi. Burada kulp benzeri bir şey var. İyi. O zaman çekmeye çalış. Ne? Tuzak olabilir ama. Elin zaten içeride. Yani en kötü ne olabilir ki? Mesela elimi kaybedebilirim. Sana güzel bir kanca alırım. Çeksene hadi. Kanca alırmış. Evet, tamam, çeviriyorum. Gerçekten mi? Vay vay vay. Oldukça ilginç bir dekor. Ey hak ettiğini kanıtlayanlar, cennet sizi bekler. Siz hak etmeyenlerse korkunç kaderinize hazır olun. Anlamış olduk ki Avery'nin korsanlığı şairliğinden daha iyiymiş. Bu Avery'nin değil. Nasıl yani? Bak. Rod Adası korsanlığı. Thomas Tew. Ama o yazmış olamazdı. Yani mühür onun mühürü ama Tew de Avery'nin saldırdığı gemilere saldırırken öldü. Evet, hikayelerde anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Bu gerçekten de Tew'den kaldıysa nasıl oldu da tüm bunlara karıştı peki? Gerçekten güzel bir soru. Kim sence bu adamlar? Sanırım bunlar beceremeyenler. Bence Avery ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. Neyse ki. Bu köprü de diğerleri kadar güvenli gibi. Hala ayakta işte. Ünlü son söz. Tamam, taşıyor. Hadi. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır, uygun. Korsan kanununa. Ha, değildi. Artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik, değil mi? Bu çok detaylı. Evet, öyle. Bir kol daha. Evet, şimdi şu eli alacağım. Ulan. Tanrım. Karmaşık bir test gibi mi? Veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bu işi başarmış. Öyleyse biz başaralım. Altta bir şey var. Bu bir kova. Tamam. Sırada ne var? Kova doldu. Tamam, bana getir. Büyük çarp gibi şeye koyacağım. Hıp.
bıçaklar ne işe yarıyor? Tamam, galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki, bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. Hadi bakalım. Hey Sam, Dismas İsa'nın solunda mıydı? Şey, ön taraflarından mı bakıyorsun, arka taraflarından? Önden. Öyleyse evet, soldaydı. Tamam, bendeki de öyle. Üstte kutuya taşı hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden bir kanal var. Tamam. Kova üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Tamam, şimdi olmalı. Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? Nathan, bak. Galiba başardın. Bak, gördün mü? Galiba bitti. En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. İyi tahmin. Yukarı bir yol bulalım. Hey gelsene. Seni kaldırayım. Geliyorum. Tamam. Burada sana göre bir şey var. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. İyi fikir. Beni takip et. Zorlaştırmak için çabalamışlar, değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Bakalım içeride ne var? Tavan alçak, kafana dik... Au! Evet, tamam. Dikkat ederim.
bir süs be. Burada biraz ışık var. Yeraltı mezarlığı. Mantıklı. Katedralin altındayız. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinci siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Reif, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir alan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştı. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o açı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Reif, kişisel algılama. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da yiyişmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Rafe'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantaj onda olmadığı sürece bana ne? Fark etmez. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Ugh.
Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa trambolin. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir trambolinin mi var? Keşke. Bekle. Hemen geliyor. Teşekkür ederim efendim. Evet, kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Ya da harabesine. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. Köprü bitmiş. Geçmenin başka bir yolu olmalı. Hadi bakalım. Kasadan ağır olmaman güzel. Tamam. Halatlarımızı buna takabiliriz. Bu işe yarar. Köprüye ne gerek var? Bilmiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. Hayır, buradan geçemem. Nasıl geçeceğiz o zaman? Buradan. Şuna bak. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapana kısılmış olacaktık. Nathan, etrafa bak. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ha şey, o zaman şimdiki test. Karşıya nasıl geçeceğimiz? Bu da ne? Şu ahşap tahterevalli bir şey yapayım. Deneyelim.
Peki, hadi bakalım. Gel, ben ağırlaştıracağım. Başardım. Pekala. Şimdi bana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım. Şu mahallene bir bak. Her şeye hayran olmaya başladım, biliyor musun? Tamam, tahtıra vardı için bir şey buldum. Benden daha ağır. Ha, evet evet. Test daha tamamdır. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım artık sonuna gelmişizdir. Hadi. Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Ne? Hiç alışamadım. Bu da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var, değil dur, mi? Dur, sakın dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bunu arada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam. Öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Pekala. Sadece bir tane. Aç gözlülük. Aldım. Lütfen tuzak olmasın. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Avery. Bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani Kral Koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey Kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa... Cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe. Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin.
Kral koyu. Evet ama... Kral koyunda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var ama... Nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, işi Reyf'e bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavroz'u getirin. Bu istavroz değil, tamam mı? Ne? Hayır, yani istavroz üstünde şey olan haça denir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın! Çomak soktuk, vurduk, ateşe attık. Thank you.
uzaktan duyuyorum. Neler oluyor be? Uzun hikaye. Kısadan ise bizi buradan götür. Evet, fark ettim. Bekleyin. Ben hemen geliyorum. Fazla var. Başın büyük dertte. Devam, durma! Hayır! Bazen! Evet, evet! Evet, kesinlikle! Thank you.
ateş ediyorlar. Hiç olun yoksa suyu boğulacak. Atlattık öyle değil mi? Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet biz de iyiyiz sağ ol. Bizi Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet... Muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dismas'ın haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık göz bandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Avery o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Thomas Teal kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Avery'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa... Öyle bir hazinenin yanında Guns Bey'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyunu. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yerdir. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Koyu yakınlarında büyük bir volkan dağı var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de muson sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet, haklısın. Evet, aslına bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum, belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. 10 gün mü? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma yani. Bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme, kendine dikkat et. Dikkat ederim, her zamanki gibi. Bak benim kapatmam lazım şimdi. Jameson beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni.
Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala.